Arkadaşlar selamlar. Yeni bir teknoloji videosuyla karşınızdayım. Bu videoda James Tankey 27 inç Full HD TN panel oyuncu monitörünün uzun kullanım testinden ve karşılaştığım sorunlarından bahsedeceğim. Bu videoyu çektikten sonra ürünü incehesap.com aracılığıyla servise göndereceğim. Hadi şimdi videoya geçelim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Sorularınız var ise de yorumlar kısmından sorularınızı sorabilirsiniz. Sipariş aşamasından biraz bahsedeyim. Bu monitörü 23 Kasım 2018 tarihinde 11.11 indirimlerinin devam ettiği süre içerisinde incehesap.com sitesi üzerinden sipariş ederek aldım. Biraz gecikmelerden dolayı 29 Kasım tarihinde tarafıma ulaştı. O tarihten bugüne yani 21 Mart 2019 tarihine kadar monitörü neredeyse aralıksız olarak her gün kullanıyorum. Kullanım sürem ortalama bazı günlerde 13-14 saati buluyor. Normal günlerde ise 8-9 saat monitörüm her zaman açık. Açık olduğu süre içerisinde ise işte oyun oynuyorum, montaj yapıyorum, video izliyorum. Bunun gibi birçok işlemi aynı zamanlar içerisinde yapıyorum. Monitörün performansına bakacak olursak, uzun saatler kullandıktan sonra monitörü kapatınca arka anakart kısmının olduğu yerde az da olsa bir sıcaklık oluyor. Ki bu her teknolojik alette olabilecek bir durum bence. Bu herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Sadece bilgi amaçlı söylüyorum. Onun haricinde monitörü kapattıktan sonra belli bir süre sonra tüplü televizyonlarda vardı. Çat diye bir ses geliyor. Çok böyle kaba bir ses değil ama bir ses geliyor bu şekilde. Sıcaklığın ve soğukluğun değişmesinden kaynaklıdır. Ancak genel olarak baktığımız zaman ben monitörün performansından ve kendi kullanımından gayet memnunum. Öncelikle James Tankey bu monitörü piyasaya fiyat performans ürünü ve diğer emsallerine göre avantajlı bir şekilde piyasaya sundu. Bunlar nelerdir? Mesela monitörün çok ince bir çerçeve yapısına sahip olması, incelik olarak piyasadaki en ince oyun monitörlerinden biri olması, işte sıfır ölü piksel garantisi sunması, 144 Hz özelliği, ayrıca pivot özelliği olmasından dolayı yukarı aşağıya ayarlanabilir bir biçimde olması gibi birçok avantajı beraberinde getirdi. Tüm bu avantajların yanı sıra beraberinde getirmiş olduğu dezavantajları da göz ardı edemezdim. Bu sorunu çok yaşadıktan sonra artık iyice sorunlar nirvana'ya ulaştığı için bu videoyu çekiyorum. Dilerseniz şimdi ise asıl videoyu çekmeme neden olan bu konulara bir göz atalım. Öncelikle bilgisayarı topladıktan sonra monitörü ben direkt kurup kullanmaya başladım. Herhangi bir ayar, herhangi bir değişiklik yapmadan kullanmaya başladığım için ben tabii ki uzun yıllar laptop kullandığım için bu şekilde özel ayarlarının olduğunu bilmiyordum. Siz şu an bunu izlediğiniz için biliyorsunuzdur büyük ihtimalle. Tabii şu an ben de biliyorum ama ilk aldığımda bilmiyordum. Kardeşimle birlikte bu bilgisayarı topladık. Ben kullanmaya başladım. Neyse ben işte bilgisayarı kullanmaya başladım. İşte montaj yapıyorum, oyunlar oynuyorum, videolar izliyorum. Kullanımdan gayet memnunum. Hem büyük ekran olması gayet keyifli bir şekilde kullanmaya devam ediyordum. Piksel testine sokmak ya da ne bileyim 144 ayarının olup olmadığını sorgulamak aklıma gelmemişti. Ben o günkü ilk günün vermiş olduğu bu moral motivasyona kullanmaya devam ettiğim için bunları hiç düşünmemiştim. Ta ki kardeşim beni telefonla arayıp bu işlemleri yapıp yapmadığımı sorguladığında tüm sorunlar başladı diyebiliriz. Görüşmeden sonra ben bir internet sitesi aracılığıyla ölü piksel testine soktum. Ve bu testte ekran komple siyah oluyor, beyaz oluyor, yeşil, mavi, kırmızı gibi birçok renkleri bürünüyor. O arada siz ekrandan kontrol ediyorsunuz herhangi bir problem olup olmadığını. Ben ise kontrol ettiğimde şu an videoda göremezsiniz ama ben yakın planları aldığım zaman denk gelirse onu göstermeye çalışacağım. Tam olarak bakın şurada şu binanın sol tarafında bir tane ölü pikselle karşılaştım. Yani yaklaşık ne diyebilirim? 15-20 gün sonra ben bunu fark ettim. İlk zamanlar dediğim gibi böyle bir şey dikkatimi çekmedi. Bu şekilde kullanmaya devam ettim. Ancak teste soktuktan sonra orada bir problemin olduğunu, diğer kısımlarda ise herhangi bir problem olmadığını gördüm. Tabii bu sorunu fark ettikten sonra hemen incehesap.com üzerinden bir şikayet kaydı oluşturarak durumu izah ettim. Şu an siz de ekranda görüyor olacaksınız bu mesajı açmayı. Ürünü tüm kutu içerikleriyle beraber taraflarına göndermemi istediler. Kargo şirketi bir anlaşma kodu verdiler. Bu şekilde ürünü tamamen karşı tarafın ödeme koşuluyla gönderebileceğimi söylediler. Tabii bu ölü pikseli fark edince işte video izlerken, montaj yaparken ya da ne bileyim oyun oynarken gözüme takılır oldu. İyice rahatsız etmeye başladı ve bir şekilde demoralize oldum. Daha sonrasında ise monitörün de bu 144 Hz özelliğinden yararlanmak için grafik ayarlarından da o ekran çözünürlüğünün yani 144 Hz ayarının değiştirilmesi gerekiyor. İlk kurulduğu anda 59 Hz'lik bir kullanım oranı sunuyormuş bize. Ben onu da bu sefer yeniledim. Ekran özelliğini 144 Hz'e aldığım zamanda ise bu sefer ekranda tuhaf bir şekilde 1-2 saniyede bir kararmalar meydana gelmeye başladı. Aynı hatayı alırken hemen ayarlardan 59 Hz'e düşürdüğümde ise yine normale dönüyordu. Herhangi bir sıkıntı olmadan normal bir kullanım imkanı sunuyordu. Hatta Donanım Arşivi YouTube kanalı da bu monitörün incelemesini yayınladıktan bir süre sonra açıklama kısmında bu şekilde bir hata olduğunu
olduğunu, işte ürünü siz tekrar geri gönderdiğinizde firmanın bu sorunu bir yazılım güncellemesiyle giderdiğini, tekrar ürünü gönderdiğini, bu oluşan aradaki zaman kaybından ve müşteri memnuniyetini de artırmak amacıyla mouse ve mousepad hediye edildiğini açıklayan bir yazı yazmış. Ben tabii bu şekilde kullanmaya bir süre daha devam ettim. Çünkü yapmam gereken işler vardı ve başka monitörüm yoktu kullanabileceğim. Daha sonrasında ekran kartına bir güncelleme geldi. Ekran kartını güncelledim. İşte bilgisayarı yeniden başlattım. Belki dedim düzelme olduysa diye kendimce tekrar 144 Hz'e aldığımda bu sefer daha büyük sorunla karşılaşmaya başladım. Eski tüplü televizyonları biliyorsanız böyle ekranlarda karıncalanma dediğimiz sorunlar olurdu. Aynısı bu monitörde de bu sefer o güncellemeden sonra olmaya başladı. Bu karıncalanmanın yanı sıra bir de güç tasarrufuna geçeceği sırada ise tam geçememeye başladı. Tam yarımda kaldı. Fareye ya da klavyeye bir dokunuş yaptığım zaman monitör bu sefer güç tasarrufuna geçmeye başladı. Şimdi ben bunları yakın planda da alacağım. Hem bu şekilde ürünün sorunlarını aktarmak istedim. Hem de ürünü gönderdikten sonra ne şekilde bir süreçte karşılaşacağız. Hep beraber bunları görmek istedim. Şimdi ise bu dönemde bir haftalık bir müsait zamanım olacak. Bu tam artık monitörü servise gönderip geri gelmesi için benim için yeterli bir süre olacak. Bu süre içerisinde videodan sonra monitörü servise göndereceğim. Daha sonrasında servisten geldikten sonra oluşan süreci tekrar video çekerek bu aradaki de kullanıcı deneyimimi size şeffaf bir şekilde aktarmaya çalışacağım. Şimdi şöyle yapıyoruz. Şu an monitör 59 Hz'de. Önce güç tasarrufunu göreceğiz. Daha sonrasında ise 144 Hz'e alıp aktarmış olduğum sorunları nasıl karşılaştığımı siz de birebir görüyor olacaksınız. Bir dakikaya aldım. Bir dakika sonunda ekranın yarım kararacağını, daha sonrasında benim bir dokunuşumla ekranın tamamen kapanacağını siz de görüyor olacaksınız. Gördüğünüz gibi ekran şu an yarım güç tasarrufuna geçti. Şöyle az bir şey oynattığım zaman tam konuma geçiyor. Daha sonrasında tam oynatırsam da ekran kendine geliyor. 144 Hz'de kullanmaya devam ediyorum. Bakın gördüğünüz gibi ben ekrandaki klasörü, yani açık olan uygulamayı oynattığım zaman ekran kendi kendine bu şekilde yenilemeler yapıyor. Yine şöyle devam edelim. Bakın kendi kendine yine siyah ekrana düştü. Bunun gibi birçok sorunla karşılaşıyorum. Bakalım, inşallah servise gönderdikten sonra sorunların düzeleceğini ümit ediyorum. Gördüğünüz gibi sadece açık olan uygulamayı hareket ettiriyorum ve bu şekilde sorunla karşılaşıyorum. Evet arkadaşlar, başıma gelen sorunları bu şekilde görüntülerle aktarmaya çalıştım. Gördüğünüz gibi şu anda da galiba birkaç yenileme sorunları oluyor. Zaten genel anlamda sorun belli, ancak ben göstermek istedim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Aşağıdan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Sorularınız varsa da yorumlar kısmında sorularınızı belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.